Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Hürmüz Diril'in yaşadığı köyde bulunan Marta Şimoni Kilisesi'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından bir saldırı gerçekleştirildi. Şırnak'ın Beytüş Şebap ilçesine bağlı Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Hürmüz Diril'in köyü Kovankaya'da bulunan Marta Şimoni Kilisesi'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Kilisede bulunan heykeller yere atılırken tesbihler de dışarı atılı halde bulundu. Yine hastaların şifa bulması dileğiyle asılan kumaşlar kiliseden çıkarılarak bir yamaçtan atılırken kilisenin haçı da araziye atılmış bir şekilde bulundu. Olay Kovankaya köyünde 8 Ocak 2020'de kaybolan Hurmüz ve Şimoni Diril çiftinin çocuklarının henüz bulunamayan Hurmüz Diril'e dair bir iz bulma umuduyla köye dönmelerinin ardından yaşandı. Mezopotamya Ajansı'nın ulaştığı aile fertlerinden Gülcan Diril Üzümcü, yaklaşık 3 hafta önce aileyle köye gittiklerini belirtti. 20 Mart 2020 günü annesi Şimoni Diril'in cenazesini kendi imkanlarıyla bulduklarını hatırlatan Diril, benzer bir akıbetin yaşanmış olma düşüncesiyle babalarını aramaya devam ettiklerini söyledi. Tekrar aramak, bir iz bulmak ve anne babalarının bağ ve bahçelerine sahip çıkmak amacıyla köye döndüklerini dile getiren Diril, 9 Mayıs 2021 günü öğle saatlerinde içlerinde asker olup olmadığını bilmiyoruz ama 8 kişilik bir güvenlik personelini gördük. Yanımıza gelirler diye tahmin ettik. Karakolu aradık, böyle bir birim olduğunu söyledik. Karakolun bilgisi varmış ifadesini kullandı. Söz konusu kişilerin ne zaman ayrıldıklarını bilmediğini ancak 11 Mayıs günü tesadüfen kilisede hastaların şifa bulması amacıyla asılan kumaşların bir yamaçtan atılmış halde olduğunu gördüklerini söyleyen Diril, kilisedeki dua tesbihleri dışarı atılmış, heykeller dere kenarına atılmış, haç yakılmış olarak gördük dedi. Kaybedilen babalarını aramayı sürdürdüklerini, bu nedenle bölgede kendilerine bir zarar gelmesini istemediklerini kaydeden Diril, gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.